Öğretmenlik alan tarih dersinde beyaz kalemde birlikteyiz. Ve sizi Güneş Kral 14. Louis ile birlikte beklemekteyiz. Bakın canlar. 14. Louis, devlet benim sözüyle ünlü bir kişi. Kendisinin lakabı Güneş Kral. Yasaları ben koyarım. Yasaları ben uygularım. Ve yasaları uymayan kişileri de ben cezalandırırım. Yani yargılarım diyerek devlet benim demiştir. 14. Louis ülkenin yönetim merkezine Versailles Sarayı'na taşır. Ekonomide milliyetçi anlayışı öngören kolonyalizm politikası benimsemiş ve bir soylu isyanı olan Fronde isyanını bastırmıştır. Daha evvel bahsetmiş olduğum İspanya tahtında engelli kızıyla evlenerek o tahttan hak iddia etmişti ve veraset savaşları bu zamanda başlamıştı. İngiltere öncülüğünde ki diğer koalisyon devletlerine karşı. Ve yine hatırlarsanız Nantes Fermanı vardı. Nantes Fermanı neydi? Evet, Huguenot diye tanımlanan Calvinistlerin haklarının tanınmasıydı. 14. Louis bu hakları Fontainebleau Fermanı ile birlikte geri aldı. Fransa 17. yüzyılın nispeten hakim gücü dünyada. Ve bu hakimlik ona bir hakemlik rolü de aslında verilmişti. Fransa, Augsburg diye, Ligi diye tanımlanan devletlere karşı 9 yıl savaşlarını gerçekleştirdi. Ve bu devletler arasında bakın, Hadi, yani Hollanda, bazı Alman prensipleri, Avusturya, Danimarka, İspanya ve İngiltere bulunmaktaydı. Bu 9 yıl savaşları olduğu dönemde 1688-1697 Osmanlı Kutsal İttifak savaşlarındaydı. Buna rağmen Avusturya orada da savaş yapıyor olmasına rağmen Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük sağlamayı başarmıştı. Ama Fransa bu 9 yıl savaşlarını kaybederek hakemlik rolünü de kaybetmişti. Şimdi Avrupa'da arkadaşlar Veraset Savaşları var. Veraset Savaşları nerededir? Ali. Yani Avusturya, Lehistan ve de arkadaşlar İspanya'dır. Avusturya, Lehistan ve İspanya. Fransa Kralı Güneş Kral 14. Louis biraz çakal bir adam. İspanya Kralı 2. Charles'ın engelli kızıyla evlenerek bu devletle akrabalık kurdu. Kralın erkek çocuğu yoktu. Ve engelli kızıyla evlenmiş olmaktan doğan bir hak iddiası ortaya çıktı. İkinci Charles dedi ki tamam 14. Louis'nin çocuğu bu tahta otursun. Fakat İspanya ve Fransa birbirleriyle birleşmeyecektir dedi. Yanar iki devletin birleşmemesi kaydıyla bu söz edilen veraset savaşları bir başka boyuta aslında taşınacaktır. Niçin? Çünkü başta İngiltere olmak üzere Hollanda, Portekiz, Roma İmparatorluğu Fransa'nın İtalya'da hakim olmasını, özür dilerim, İspanya'da hakim olmasını istemediler. Bunun savaşa sebep oldu ki bu savaş İtalyan prensipleri içerisinde bulunan Savoy ve Brandenburg tarafından da desteklendi. Ve arkadaşlar Utrecht Anlaşması ile birlikte 14. Louis'nin İspanya tahtına oturması kabul edildi. Ama artık Fransa İspanya'da tek başına hakim bir güç değildi aslında. Evet, Fransa ve İspanya arasındaki ittifak nispeten bu anlaşma zemini Family Compact diye adlandırılan anlaşmayla gerçekleşmiş oldu. Canlar, İspanya'daki veraset savaşlarını sonlandıran anlaşma Utrecht Anlaşması'dır. Ve bu savaş Fransa'nın İspanya'da hak iddia etmesiyle başlamıştır. Avusturya'daki veraset savaşları Prusya ile beraber yaşanmıştır. Prusya yanına bir dengeleyici unsur olarak İngiltere'yi almıştır. Karşı tarafta ise Rusya, Avusturya, Prusya ve Fransa bulunmuştur. Canlar bu sırada Fransa ile Avusturya arasında akrabalık ilişkisi kuruluyor ve Maria Teresa'nın kızı Maria Antoinette Fransa veliahtı 16. Louis ile evlendiriliyor. Şu 16. eşi hani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen aslında kötü niyetli değil, pastanın da kolay ulaşılabilir bir şey olduğunu düşünen Maria Antoinette Fransa'ya
gelin gitmiştir. Evet, veraset savaşlarının içeriği buydu. Canlar, Türk tarihini bilmek için herhalde bir Bizans tarihini, bir Rusya tarihini iyi bilmek, iyi analiz etmek gerekiyor. Ve Rusya tarihi açısından da bizi ilgilendiren önemli gelişmeler var. Bakın, şimdi bu görmüş olduğunuz coğrafya Rusya coğrafyası. Ana hatlarıyla diyeyim sizlere, mutlaka sınırsal değişmeler vardır. Şimdi burada Slavların Karadeniz'de inmesini engelleyen unsurlar arasında neler var? Mesela daha evvel Kıpçaklar vardı. Sonra Kazan Hanlığı da arkadaşlar bulunmaktaydı. Şimdi o bölgede Kıpçaklara son veren Moğollardı. Sonra Altın Ordu oraya hakim oldu ve Altın Ordu Slavların güneye doğru inmesini engelledi. Fakat Osmanlı'yı mağlup eden Timur aynı şekilde Altın Ordu'yu da mağlup etti. Ve son verdi. Bu durum tabii ki o bölgedeki Moskova Knezliği'nin, Prensliği'nin kurulmasını sağladı. Rusya tarihi için önemli İvanlardan birisi üçüncüsü, birisi dördüncüsü. Üçüncü İvan, tüm Rusların çarı şeklinde tanımlanmış. Ve aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun sonuncusu olarak kendisini ifade etmiştir. Korkunç İvan diye tanımlanan kişi bir Türk kanlı olan Kazan Hanlığı'na son vermiştir. Ve kuşkusuz ki Rusya tarihi açısından çok çok önemli isim bizim için Pedro. Birinci Pedro'dur. 1682 ve 1725'li yıllarda hükümdarlık, çarlık yapmış olan Pedro. Pedro, İlber Ortaylı hocanın ifadesiyle biraz delice. Tabii ki o bu deliliği aslında cesaret, özgüven ve gözü karalık anlamında kullandı ki hakikaten de odur. Yoksa Pedro deli değildi kuşkusuz. Şimdi Pedro, Mihailo takma ismiyle birlikte yurt dışına çıktı. Ve Avrupa'da neler olup bittiğini yakından gözleme imkanına sahip oldu. Bu kapsamda Pedro için Osmanlı II. Mahmut diyebiliriz. Tıpkı Japonya'daki Musito gibi. Ne yaptı? Slav alfabesini geliştirdi. Eğitimi kilisenin tekelinden çıkarttı ve layık nitelik kazandırdı. Bir bataklıktan koca bir kent oluşturdu ki Petersburg şehrini kurdu. Öte yandan zorunlu askerlik uygulamasını başlattı. Osmanlı İmparatorluğu'nda yeniliklerin gelişiminde en büyük engel Yeniçeri Ocakları'ndan Yeniçeri Ocağı'ydı. Yeniçeri Ocağı'nın Rusya'daki karşılığı ise Stralistler ordusuydu. Bu dönemde yurt dışına öğrenciler gönderildi ve de Most isimli bir gazete çıkartıldı. Petersburg Akademisi kuruldu ki bu akademi Türk tarihi üzerine incelemeler yaptı. Adam zeki bir adam. Hükmedeceği insan nüfusunun sosyolojik değerlerini inceleyerek bununla bağlantılı bir siyaset piramidi oluşturdu. Belediye teşkilatını kurdu ve ilk Rus donanmasını da bu şekilde oluşturdu. Bakın Pedro, büyük Rus İmparatorluğu için sıcak denizlere inme hayalinin önemli bir besin kaynağı olarak karşımıza çıktı. Canlar, Pedro ile ilgili gelen soruya bakalım. Petersburg şehrini kuran, İsveç ile Kuzey Savaşları'nı yapan, ordu ve donanmada büyük yenilikler yapan, Rusya'ya bir imparatorluk seviyesini yükselten kimdir demiş. Herhalde burada İsveç ve Kuzey Savaşları'ndan bunu çıkartmanız hakikaten güçtü. 3 ve 4. öncülüler ise fazlasıyla genel özellik. Ama Petersburg şehrinin kurulması ki Pedro'dan ismini almaktır. Hani var ya bu Stalingrad şehri Stalin'den ismini alır mesela. Petro'dan Petersburg şehri ismini aldı ve cevapta 1. Pedro olarak kendisini gösterdi. Yani Rusya tarihi için önemli bir diğer isim 2. Katerina'dır. Osmanlı açısından son derece kritik bir dönemde kendisi çarıçıdır. Malum 1768-74 Osmanlı-Rus Harbi'nde Çeşmesk olayı vardı, Kartal felaketi vardı. Osmanlı büyük sıkıntılar yaşadı. Çeşme vakası yaşanmıştı mesela. Evet, o dönemde çarıçıdır. Önce Kırım'ın bağımsızlığını sağlar, sonra da Kırım'ın yaş anlaşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'ne dahil olmasını sağlar. Bu dönemde Kazaklar öncülüğünde bir isyan çıkar. O isyan Pugaçev isyanıdır. Bakın canlar, Pugaçev isyanını Pushkin isimli ünlü edebiyatçı Yüzbaşının Kızı isimli romanında anlatmıştı. Yani isyan buna konu olmuştu. Ve bakın Çariçev, 2. Katerina, ünlü Fransız düşünürü Diderot'un kütüphanesini satın almış ve Diderot'u o kütüphaneye memur yapmıştır.
Tabii sıcak denizlere inme, Ortodoksluğu himaye etme, kutsal topraklarda güç kazanma gibi politikalar Pedro'dan itibaren her geçen gün daha da fazla köş salmaya başlamıştı. Hani dört sıcak denizlere inmekti. Bu kapsamda Baltık ve Karadeniz'e açılma ihtimalleri var. Baltık biraz daha zor, zira soğuk İskandinav coğrafyası, ama Karadeniz'in pezen daha kolay gibi. Osmanlı tabii ki önündeki en büyük engeldi. Ve Bizans, Grek projesiyle birlikte Osmanlı'yı yıkmak istemiştir. Ve bu sahneden üzerinden de Bizans'ı canlandırmak istemiş. Öyle ki Katerina'nın kendi torununa son Bizans hükümdar ismini vererek buna aday olduğunu da görmekteyiz. Evet canlar, Osmanlı İmparatorluğu'na çok birebir tarihen örtüşen Rusya tarihini gördük. Ve Rusya tarihi bizim için önemli, sınavlara konu olacak olan bir konuydu. Aman diyeyim, buna dikkat edelim. Veraset savaşlarını aman atlamayalım. Utrecht'e özellikle dikkat edelim. Kuşkusuz ki Pedro ve Elizabeth de, özür dilerim, Katerina de bizler için çok çok önemliydi. Bir sonraki dersin konusunu gördük. Yedi savaşları arkadaşlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş öyküsünü size anlatacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere canlar. Haydi kalın sağlıcakla, hoşça kalın.